sevgili boğa burçlarına, Venüs'ün denetimindeki boğa burçlarına neler bekliyor anlatacağım. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, yorum kısmına bir emoji bırakmayı unutmayın. Alma verme dengesi adına. Ve ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar çok keşfete düşmemiz ve emeğimin karşılığını almam kolay oluyor arkadaşlar. Yoksa sıkıntı. Yani beğeni butonu çok az. Bunu da hatırlatmak isterim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ataküm min küllü ma seltümü ve teuddu ve nemit nimetillahi ve tuhsahu innel insane lezzalimün keffar. İbrahim suresinin 34. ayet-i kerimesini okudum boğa burçları. Hem size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi. Öyle ki Allah'ın nimetlerini saysanız onu bitiremezsiniz. Muhakkak insan çok zalim ve çok nankördür. Burada aslında insanların nankörlüğünden söz ediyor. Kadim bilgilerde bunu söylüyor. Bu aralar hepimizin de yaşayacağı şey nankörlük olabilir. Üzülmeyin. Her zaman olabiliyor. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi insan nankör bir varlıktır diyor. Kitabımız, kutsal kitabımız Kur'an'da da söylüyor arkadaşlar. Gerçekten bir nankörlükle karşılaşmışsınız. Ama bu iyi olmuş. İçindeki potansiyeli açığa çıkarmışsın. Biraz moralin düşük olsa da zaman içerisinde hem moralini yükselteceksin hem de sana sıkıntı veren iki kişiden kurtulacağını gösterdi sevgili arkadaşım. Şimdi şöyle bir şey var. Bir ailevi bir konuşma yapacaksınız. Yani bir akşam üzeri bir konuşma olabilir. Bir yerde de bir toplantı yapabilirsiniz. Aleyhine konuşma ya da bazı ticari girişimlerin senin canını sıkması söz konusu. Ama parlayacaksın ve gerçekten aydınlığa çıkacaksın gösteriyor. Bazı arkadaşlar boğa burçlarına söylüyorum. Bir acı söz duyabilirsin. Bir hastalık olabilir aniden. Yani sana dokunan bir şey ya da senin üzüleceğin bir şey. Direkt düşman sözü seni yaralayabilir bu hafta. Ona dikkat edin diyorum. Yani içindeki acıyı biraz göm ya da bir şeyler senin canını acıtmış. Bu hafta onlar depreşebilir. İşte onları şey yapacaksın. Üzerinden atmaya çalışacaksın. Biraz öyle bir durum var. Fakat dilekler ve istekler için oldukça güzel bir dönem boğa burçları. Boğalarla ikizler arasındaki aşklarda karşılaşmalar, konuşmalar, anlaşmalar her an olabilir. Küslükler varsa barış ya da platonik aşklar varsa gerçekleşme ihtimali çok kuvvetli arkadaşlar. Kendinize çeki düzen vereceğiniz bir hafta. Dilekleriniz üzerine yoğunlaşın. Yine boğalarla başaklar arasındaki, boğalarla teraziler arasındaki aşklarda ben dengelenme olacağını, acı sözlerin, kötü sözlerin geride kaldığını, tam bir şifa olacağını söylemeliyim arkadaşlar. Yalnız bu hafta baş ağrısı ya da boğaz ağrısı gibi tepe bölgenizde yani yukarıdaki çakralarda bir sıkıntılar var. Boğaz çakrası tıkanabilir, boğa burçları. Bu aralar evet öyle yani Satürn ve Plüton'un etkisiyle hep içimizde attıklarımız yukarı çıkmaya başladı. Artık çıkacak bizi terk edecek de edemiyor bir türlü. O boğaz bölgeleri çok tıkalı arkadaşlar. Ona dikkat edin. Hayırlısıyla ani bir haber alıp yola gideceğini, hayırlı bir seyahat olacağını, sevineceğini söyleyebilirim. Bir hayalin gerçekleşmek üzere sevgili boğa burcu, hayalin gerçekleşecek. Onu lütfen bırakma ve değerli olduğunu hatırla. Her bakımdan iyi olmayı hak ediyorsun. Alma verme dengesini koruduğunu, sevginin bir veriş alış olduğunu hatırlatmak isterim sana. Yani sevgi verdikçe sevilirsin arkadaşlar. Böyledir yani.
Niye bitti, niye beni sevmedi demeyin. Önce onu sevmeyi deneyin. Gerisi gelecektir sevgili dostlarım. Bir de arkadaşlar, dedikoducu ve yalancı birileri var etrafında. Onlardan lütfen uzak dur. Yani bunlar arsızlaşmış kişiler. Dedikodu tarzı, seni öfkelendiren şeyler söyleyebilirler. Aldırış etme, yarısından çoğu yalan. Gerçekle alakası yok, onu söyleyebilirim. Yeni insanlarla tanışmak için güzel fırsatlar geliyor önüne. Evet, bazı blokajlardan kurtulduğunu, ağladığın, üzüldüğün bir konu ile ilgili bir bağlantı kuracağını, bir şeyleri netleştireceğini ve hayırlı bir telefon alacağını söylemeliyim arkadaşlar. Evet. Şimdi bir de maddi olanaklar konusunda bazı beklentilerin gecikmiş. İşte niye olmadı, neden olmadı gibi düşünüyorsun. Olacak, er geç bunların olacağını bil. Sadece inan, inanman yeterli sevgili arkadaşım. Bir yerlerde dinlenebilirsin, bir tatile, bir kaplıca gibi yerlere gidebilirsin. Sonu çok hayırlı geldi. Yalnız kalp yönünden bazı sıkıntılar yaşadığını görüyorum. Kalp sıkışması olabilir. Bu da sevgi noksanlığından olmuş. Sevmeyi dene. Bir mırnav mırnav sokak kedisini sevmen bile kalp çakranı anında şifalandırır sevgili arkadaşım. Ne yapalım? Böyle yani. Bir de bazı boğa burçları balık burçlarına sitem edebilir. Balık burçlarıyla yaşadıkları aşklarda ihanet görmüş olabilir. Evlilikleriyle ilgili sıkıntılar olabilir. Aldırış etme. Sen önce sağlığına dikkat et. Sonra belki kaderde ayrılık da varmış diyebilirsin. Yani bunu hep bu aralar çok söylüyoruz ama yani derecesine göre kimisi çok etkilenir, kimisi az etkilenecek. Ve açılım yapacaksın arkadaşım. Zihinsel anlamda açılım. Yeni bir çevre, bir iş, bir sertifika gibi bir şey. Bunlar sana çok güzel şeyler katacak. Üst komşulara dikkat edin arkadaşlar. Dedikodu, gürültü veya bir şey yüzünden yani yakın çevrede bir tartışma gösteriyor. Üst komşularla ilgili bir sıkıntı yaşanabilir. Dar bir alan çıktı. Dar alanda insan enerjisi, sıkışmış bir insan enerjisi. Yani birbirlerine yani adres gösterebilirler. Sen git, sen git falan gibi. Böyle muhatap olmamaya bakın. Yani sen git diyene sen de adres gönder. Ben gitmem, sen git deyin. Öyle deyin yani, ne diyeyim. Arkadaşlar, bebek doğumu var, bebek müjdesi var. Onu söylüyorum. Nikah var, bir nikah ya da düğüne katılacağınız, sevineceğiniz gösteriyor. Yani bunu söylüyorlar, bir daha sana seyretmem diyorlar ama bir ölüm haberi de alabilirsin bir yerden. Uzak, eski bir komşu olabilir, bir yakının birisi olabilir, bir böyle bir cenaze gibi bir yerde de bulunabilirsin. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Evet, kendini refah içinde bulacaksın. Sıkıntılardan kurtulacaksın sevgili arkadaşım. Ve bilmediğin, ummadığın yerlerden gelen haberler seni coşturacak. Evet. Ek gelir elde edebilirsin. Gelirinde artış olabilir. Hayırlısı olsun. İnşallah daha da bol gelirlerin olur sevgili Boğa burcu. Şimdi bazı olayları netleştirmen lazım. Kutsal olanı hayatına çekmen lazım. Ya Kudüs zikrini veriyorum. Tekrar sayısı 170'tir. Kutsal olanın şifalanması anlamındadır. Bunları çek, hayatına renk katacaksın sevgili dostum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Gelecek Cuma günü görüşmek üzere.
Sevgili boğalar, hoşça kalın, dostça kalın. Azminizden dolayı sizleri kutluyorum.